Bu da yakın doğu sağlık merkezinin çok önemli bir özelliği. Sizlere bayağı iş düşüyor ama üyelerinize gerçekten çok güzel bir şey veriyorsunuz bence. Hizmet veriyorsunuz. Ayrıca biz yine vücut ölçümlerini de alıyorum kendilerine. Evet. Her ay düzenli olarak yapılan ölçümlerle Ölçü birlikte olarak vücut da ölçümlerini de incelediklerini görebiliyorlar. santimetresel olarak görmüş oluyorlar. Bu da yine bir ayrıcalıktır Evet. kendileri için. Gelen normal üyelerimize de 6 ayda bir bu kontrolleri yapıyoruz. Evet, onların Yalnız daha vücut farklı. ölçümü ya da diyelim çıkan analiz raporu şeklinde bir forum vermiyoruz kendilerine ama düzenli olarak 6 ayda bir yine yaptıklarıyla ilgili bilimsel açıdan sonuçlarını görmüş oluyorlar. Onlar da aynı şekilde bu Yine kilo hizmetten ölçümlerini daha alıp farklı şekilde yararlanmış yararlanabiliyorlar. oluyorlar. Çok güzel bir önemi. Bir de şeyi sormak isterdim. Ölçümlere gelmeden önce yapılması gereken şeyler. Çünkü yarını, Tabii sonranı ki belli onun olduğu için faktörleri de var. evet, onun bir listeniz var Evet. zannedersem. Gelmeden önce onları veriyorsunuz üyelerinize. Gelmeden önce veriyoruz. Aynı zamanda bir ay sonrasında ölçüm yapacaksak kol kart üyelerimize Evet. o hatırlatmayı da yapıyoruz kendilerine. Evet. Gelmeden önce özellikle işte Unutmamaları evet için. neler yapılmasıyla ilgili ki daha doğru bir sonuç alalım. Evet, doğru. O şekilde geliyorlar. Ben de bu arada teşekkür ederim Yakın Doğu Üniversitesi'ne. Bize böyle bir salon kazandırdığı için herkese böyle güzel hizmet vermek bizim için çok önemli. Evet hocam, Evet, ben de sizden... çok teşekkür ederim. Gerçekten Yakın Doğu üyesi olarak, bir ailesi olarak Evet. Suat hocamıza bize kazandırdığı şeyler için, burada yapılan bütün her şey için gerçekten çok teşekkür ederim kendilerine. Sporla Gülümse programı devam ediyor. Ayla Bicen'le yapmış olduğumuz röportajı sizlere ekranlarınıza getirdik. Yakın Doğu TV'de Sporla Gülümse'de şimdi kadın ve spordan bahsetmek istiyorum. Değerli hocama, kadın ve spor dediğimizde sizin aklınıza ne geliyor? Tabii çok önemli ama siz bir kadın olarak yapmış olduğunuz çalışmalardan yola çıkarak bize kadın ve sporu anlatır mısınız? Bir kere spor kadınlar için çok daha farklı bir aşamada ve şart olduğuna inanıyorum. Ve bunu herkese telkin etmeye, konuşmaya ve anlaşılmaya çalışıyoruz biliyorsun sen de. Evet. Bir kere ergenlik çağında çok fast food yediklerinden dolayı etrafta görüyoruz öğrencilerimiz, arkadaşlarımız veya işte arkadaşların çocukları hep kilolu. İşte bunları fast food'dan biraz uzaklaşıp veyahut gidecekleri kötü yerlerden uzaklaştırıp spor salonlarına çekmek, onlara spor aşkını aşılamak o yaşlarda bizim için çok önemli bir şey.